Manisa bir şehzadeler şehridir. Osmanlı'nın şehzadelerini ağırlayan ve saraya padişah olarak gönderen beldelerin başındakidir. Manisa ayrıca Selçuklu'nun Saruhan Beyliği'ne 77 yıl başkentlik yapmış bir ilimiz. Milattan önce 1194-1184 yıllarında Truva Savaşları sırasında Magnetler tarafından kurulmuş. Lidya, Pers, Makedonya, Roma ve Bizans'ın egemenliğine girmiş. Özellikle milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda Lidyalılar döneminde bir uygarlık ve kültür beşiğiydi. Manisa, Roma ve Bizans imparatorlukları döneminde de önemli kentlerden biri olmuş. Manisa, milattan sonra 1313 yıllarında Selçuklu Uç Bey Saruhan Bey tarafından Bizanslılardan alınır. 1390 yılında da Yıldırım Beyazıt Manisa'yı Osmanlı topraklarına katar. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, Saruhan Beyliğini tekrar ihya etmek isterse de 1410'da Çelebi Mehmet tarafından tekrar alınır. Osmanlı Cihan Devleti yaşadığı müddetçe önemli bir merkez olmuş, yükselme devirlerinin ahengine uygun olarak imar edilmiş, mamur bir şehir durumuna gelmiş ve haklı olarak Şehzadeler Şehri unvanını almış. Burası 1437-1595 yılları arasında şehzadeler tarafından yönetildi. Beşi sonradan padişah olmuş 16 şehzade, Manisa'da valilik yaparak devlet işlerinde stajını yaptı. Fatih Sultan Mehmet, babası 2. Murat, Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük padişahlar da bu şehzadelerin arasında. Manisa'nın ilk Osmanlı valisi Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Ertuğrul Çelebi'dir. Sonra Fatih Sultan Mehmet, bir müddet tahttan ayrılan 2. Murat, sonra Fatih'in oğlu Mustafa, Abdullah, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman, Mustafa, Mehmet, 2. Selim, 3. Murat ve son olarak 3. Mehmet, şehzadeliklerinde Manisa valiliği yapmışlar. Şehzadelerin yönettiği dönemde Manisa her yönden yükselmeyi yaşamış. Adeta ikinci bir başkent, şehzadeler içinse bir İstanbul şehri gibidir. Bu şehzadelerin valilikleri zamanında Manisa, ilim, irfan yuvası olmuş, aynı zamanda imar faaliyetleri yönünden en üst düzeyde nasibini almış. Bugün Manisa'da yaşayan tarihi kültür mirası, bu yükselme devrinin ürünleridir. Manisa'nın Saruhan Beyliği'nin başkenti olması ve Osmanlı döneminde şehzadeler şehri olması nedeniyle o dönemlerde birçok ticari, dini ve ilmi yapılar bina edilmiş. Şehzadeler ve yakınları Manisa'da cami, han, saray, kütüphane, medrese, hastane gibi dini ve sosyal amaçlı birçok eser yaptırmış. Kültür bakımından da gelişmenin öncülüğünü yapan şehzadeler döneminde Manisa'da ünlü kişiler yetişmiş. 1313'te Manisa'yı Bizans'tan alan Saruhan Bey işte şu türbede yatıyor. Bu türbeyi 1345'te İshak Çelebi'nin yaptırdığı söylenir. 1975'te tamir edilmiş. Çevresindeki mezarlar kaldırılıp oraya bir levha konulmuş. Burada yatanların ruhuna Fatiha. Çok vefalı insanlarmış ki bu levhayı olsun koyabilmişler. Ve türbenin yanında bir heykel. Saruhan Bey'inmiş. Manisa'nın canlı ve en eski tarihi eseri Ulu Cami'dir.
Sandıkkale Tepesi'nin yamaçlarından Manisa'yı seyreden bu ulu cami, Saruhanoğullarından Muzafferüddin İshak bin Fahrüddin İlyas Bey tarafından 1366 yılında medrese ve türbe ile birlikte bir külliye olarak yaptırılmış. Bu güzel eser birçok mimari gelişmenin başlangıcı olarak kabul edilir. Caminin sekizgen planlı kasnak üzerinde oturan merkezi kubbesi, toplu ve geniş bir mekan elde edilmesi, Batı Anadolu'da görünmeyen yeni bir gelişme gibi görünür. Camiden ayrı son cemaat yerini de içine alan Cevatlı Avlu, cami mekanında olduğu gibi Osmanlı mimarisinde geliştirilen yeni bir cami tipinin başlangıcıdır. Sırlı tuğlaların değişik dizilişleriyle renkli ve görkemli minare avlunun batı tarafına bitişiktir. Aynı taraftan medreseye geçilir. Tek eyvanlı, iki katlı asimetrik medrese bugün de taze camların sığınağı durumunda. İshak Bey'in türbesi, caminin batı yönüne bitişik tonoz girişli, pandanlıklı bir kubbeyle örtülü. Kitabesi yoktur. Giriş kapısının iki yanında somaki mermerden yapılı ve saadet düğümlü sütunları çok dikkat çekicidir. Türbede İshak Çelebi'ye ait büyük sandukadan başka kimlere ait olduğu bilinmeyen üç büyük sanduka daha var. Caminin doğusunda İshak Çelebi Külliyesi'ne ait hamam, bugün bir harabe. Mevlevi Hani'nin hali hamamdan farksız. 1368'de İshak Çelebi'nin Mimar Emet bin Osman'a yaptırdığı bu ruh oluşum ocağı, güzelim Mevlevi Hane şimdi işte bu halde. Giriş kapısını örümcek bekliyor. Haziredeki mezarlar kaldırılmış. Mevlevi Hane ıssızlaştırılmış. Manisa'yı yukarıdan, dağdan seyrederseniz, ufukları apartmanlar tarafından kapatılıp karartılan Osmanlı mimari eserlerin size acı acı yarım tebessümler gönderdiğini görürsünüz. Şehzadeler, rüyalar şehri Manisa, şefkatle kucaklar kendine bakanı. Hatuniye, Muradiye, Sultaniye uzaktan selamlar. Minareler ellerinde mahyalarla, ''Ya Allah, Ya Muhammed'' diyerek çağırır. Sonra bunları daha yakından görme isteğiyle onlara koşarsınız. İşte Muradiye. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Manisa'nın en güzel ve muhteşem bir mabedi diye tavsif ettiği cami Muradiye, kent merkezinde ve Ege bölgesinde Mimar Sinan'ın tek eseri olarak biliniyor. VI. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en muhteşem eserlerinden biri kabul edilen Muradiye Külliyesi, cami, medrese, imaret, dükkanlar ve 19. yüzyılda inşa edilen bir kütüphaneden meydana geliyor. Sultan 3. Murat, Şehzadeliği döneminde aynı yere yaptırdığı bir camiyi yıktırıp 1583-1588 yılları arasında bugünkü camiyi inşa ettirir. Külliyeyi oluşturan diğer yapılarsa 1592 yılında tamamlanır.
cami ve külliyenin planlarının Mimar Sinan tarafından yapıldığı, inşa çalışmalarının da Mimar Mahmut Ağa ve onun ölümünden sonra Mimar Mehmet Ağa tarafından devam ettirildiği söylenir. Caminin çevresi kesme taştan ve alçak avlu duvarlarıyla kuşatılmış. Bu duvarların kuzey ve batı yönlerinden birer kapıyla giriş sağlanmış. Esas giriş ise kuzeyde bulunan kemerli bir kapıdandır. Kemer üzerindeki kitabede kelime-i şehadet yazılı. Cami avlusunun üç yanını U şeklinde çeviren medrese odaları tamamen yıkılmış ve yerleri avluya eklenmiş. Avlunun ortasındaki şadırvan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyonla inşa edilmiş. Son cemaat yeri, stalaktitli başlıkları olan 6 mermer sütunun 5 kemerle birbirine bağlanmasıyla meydana gelen 5 bölümden ibaret. Giriş kapısının yanlarından ikişer dikdörtgen pencere ve bunlar arasında da stalaktitli mihrapçıklar yer alır. Ters T planlı olan cami ve orta mekan, merkezi bir kubbeyle örtülü. Güneydeki mihrap çıkıntısında ve yan kanatlarda kubbemsi yarım çapraz tonozlu bir örtü sistemi kullanılmış. Caminin içi 16. yüzyıl Osmanlı süsleme sanatının en güzel örnekleriyle bezenmiş. Mihrap duvarları İznik çinileriyle kaplanmış. Kubbe, tonoz, kemer ve pencerelerin etrafı kalem işleriyle tezyin edilmiş. Güneybatı duvarı önünde bulunan mermer minber bir sanat harikası. Hünkâr mahfili ve müezzin mahfili ise ayrı bir güzellik sergiler. Bu güzel külliyenin imarethanesi bugün arkeoloji müzesidir. Muradiye Medresesi ise etnografi müzesi olarak kullanılıyor. Sübyan Mektebi ise yıkılmış. Muradiye'nin hemen karşısında yer alan Sultaniye sıcaklığı birdenbire sarar içimizi. Minareler mahyalanmış, ya Muhammed demiş. Bu mekan, bu güzel yapı, bu merhamet abidesi külliye 1522 yılında tamamlanmış. Yavuz Sultan Selim Han, 1514'te oğlu Süleyman'ı Saruhan Sancak Bey'i olarak görevlendirince 18 yaşındaki şehzade, annesi Hafsa Sultan'la Manisa'ya yerleşir. Yavuz'un sonsuzluk yurduna göçmesi üzerine 1520'de tahta geçen Süleyman, annesini Manisa'da bırakır. Mimar Acem Ali'yi de Manisa'da bir cami, medrese, Sübyan Mektebi, imaret ve hankâhtan oluşan bir külliye inşası için görevlendirir. Kısa zamanda bitirilen bu külliye 1538'de bir darüşşifa ve bir de çifte hamam ilave edilir. Bunlardan hankâh ve imarethane günümüze kadar ulaşamamış, diğerleri ise tamiratlarla korunarak bize kadar gelebilmişler. Sultaniye çevresinde çeşitli düzenlemeler yapılmış.
Nusrettin Çelebi Merkez Efendi için bir anıt dikilmiş. Nesir şenlikleriyle de bu gönül elinin hatıraları yaşatılmak istenmiş. Külliyenin anası cami, cemaatine kucak açıyor. Bağrına basıyor onları. İçi aydınlık ve hüzün dolu. Hamam halen işletiliyor. Mimarhane ise sağlık müzesi olarak kullanılıyor. Şimdi de Hatuniye'deyiz. Sultan II. Beyazıt'ın hanımı, Şehzade Şehenşah'ın annesi Hüsnişah Hatun, 1490'da bir cami ve yakınında bir medrese ve imaretle Sübyan Mektebi'nden oluşan külliyesini buraya kondurmuş. Bu külliyeye gelir sağlamak amacıyla da hemen yanı başında Kurşunlu Han'ı inşa ettirmiş. Bugün o külliyeden cami, Sübyan Mektebi ve Kurşunlu Han kalmış. Zikzak kıvrımlarla süslü minaresi, Muhri Süleyman'la süslü kubbesi, ilim beşiği kürsüsüyle, yağlı boyayla sıvalı mihrabıyla, 1992'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tamir için İstanbul'a gönderdiği minberini bekliyor. Hatuniye'nin Kurşunlu Han'ı bugün restore edilerek eğitim hizmetine sokulmuş. Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırılan şimdiki Çaybaşı semtindeki cami, Manisa'nın tarih mühürlerinden biri. Bir eski zaman hatırası da Çarşı Mahallesi'nin güneyinde bulunan Çeşnegir Camii. 1474'te Sinan Bey tarafından yaptırılmış. Çevresini kuşatan apartmanlar minaresiyle yarışa girmişler sanki. Fatih Sultan Mehmed'in komutanlarından Rum Mehmet Paşa tarafından İstanbul'da yaptırılan cami ve medrese için vakıf olarak inşa edilen bedesten, vakıflar tarafından küçük bölümler halinde satılmış. Bu bölümler yer yer tuğla duvarlarla çevrilerek eserin plan özelliği bozulmuş. Bedesten şimdi şahıslar elinde hurda deposu olarak kullanılıyor. Çarşı Mahallesi'nde bir başka eser, 19. yüzyılda Hacı Mehmet Sadık Bey tarafından yaptırılmış. Dikdörtgen planlı, avlulu, ahırlı, iki katlı klasik planda yapılmış bir ticaret hanı. Şimdi ayakkabıcıların yurdu olmuş. Manisa'da şehrin içinde tarihi başka köşkler de var. İşte bunlardan biri,
kabak tepkesi. Belini bir gece kondu kavramış. Gülgül Hatun Türbesi olarak da bilinen Yedi Kızlar Türbesi, renkli bir sükuneti yudumluyor. Yol ortasında kalmış, hem meydanda hem de kaybolmuş gibi duran Terzizade Ahmet Efendi Türbesi, ben de buradayım, diyor. Karacaahmet Türbesi de bir başka alemde, bir başka rüyada dolaşıyor. Yiğitbaş Sokak'ta hemen köşede, kabrinde güller açmış bir başka türbe, Yiğitbaş Türbesi. Zamana yiğitçe direniyor. Manisa'nın şehir merkezinde olduğu gibi, ilçeleri de tarihi ve tabii güzelliklerle gelenleri kendine baktırır. İşte Salihli ve meşhur Sart Harabeleri. Burası İzmir-Ankara karayolu üzerinde Manisa iline 72 kilometre uzaklıkta. Manisa yönünden Salihli'ye giderken sizi bu tarih tablosu karşılar. Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti Sart Harabeleri. Perslerin sartaplık merkezi. Hellenistik Roma döneminde siyasi ve kültürel büyük bir merkez olmuş. Bu tarihi kalıntı, bu tarihi şehir harabesi yakın zamanda restore edilmiş. Şehir yeniden inşa edilmiş sanki. Maset, jimnazyum, çarşı, pazar, hamam ve havuz. Kültür Bakanlığı, Sark Amerikan Kazık Kurumu İşbirliği ve şu kabarık listedeki isimlerin bağışları sayesinde 1965-1973 yılları arasında bu işi gerçekleştirmiş. Sart Harabeleri adeta bir ibret tablosu gibi karşımızda duruyor. Artemis Tapınağı da ibret verici. Sunaklarında nice kurbanların can verdiği tapınak, şimdi baykuşlara yuva. Burası Helenistik dönemde bir tapınak olarak yapılmış. Manisa'nın en önemli ilçelerinden biri Alaşehir, Anadolu'nun Philadelphia'sı olarak bilinir. Lidya bölgesinde yer alan bu şehir, Roma ve Bizans çağlarını yaşamış. 1075'te Kutalmış oğlu Süleyman Bey tarafından ele geçirilmiş ama tekrar 1098'de Bizans'ın olmuş. Sonra Selçuklular, Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve Osmanlılarla Bizans arasında sık sık el değiştirip duran şehir, 2. Murat döneminde kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiş. Alaşehir'de bugüne kadar gelebilen tarihi eserlerin çoğunun Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait oluşu Osmanlı egemenliğinin canlı belgeleridir. En eski çağlardan kalma surlardan çok az izler var. Bu kalıntılar da yapılan evlere hazır malzeme olmuş.
Şehrin yukarısında Toptepe'de Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıları görmek mümkün. Zaman bu gurur abidesi yapıları yerin altına geçirmiş. Selçuklu mimari tarzının en eski örneği 1445-1465 yılları arasında Mahmud Faik bin Şeyh Sinan tarafından yaptırılan Şeyh Sinan Camii hala görevine devam ediyor. Kütük Minare Camii kendi köşesinde, haziresindeki boynu bükük mezar taşları ve onların yere serilmiş başlarıyla karşımıza çıkıyor. Alaşehir'in iki önemli tarih mührü var. Biri çok eski kilise kalıntısı, diğeri Yıldırım Beyazıt Camii. Caminin yapımına Yıldırım'ın Alaşehir'i zaptının hemen ardından başlanmış. Yani 1390'dan sonra. Ama Ankara Savaşı'nın çıkması üzerine örtük kubbesi yapılmadan bırakılmış. Cami ve mecliseyle hamam 1718 yılında tamirat geçirmiş. Pencereler içeri doğru genişletilmiş, minare dibine ikinci bir kapı yapılmış. Evliya Çelebi, caminin ilk yapısından bahsederken bir de havuzdan söz eder. Cami, 2. Abdülhamit devrinde de tamirat görmüş. Alaşehir'in bir de iki sembolü var. Üzüm ve Sarı Kız Maden Suyu. Burası tarihi eserleriyle olduğu kadar üzüm bağlarıyla da meşhur bir ilçemiz. Maden suyu Sarı Kız'ın kaynağı bu beldemizde. Alaşehir'den kolay kolay ayrılamazsınız. Ama daha gezilecek birçok yer var. Göl Marmara sizi çağırır. Eski bir tarihi olan Göl Marmara, Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Evliya Çelebi'miz burayı, kavunu, karpuzu, pamuğu meşhurdur, havası, suyu güzeldir diye anlatır. İlçe tarihi eser bakımından oldukça zengin. Selçuklular zamanından kalma eski cami, harap ve yorgun. ...1523 yılında Halime Hatun tarafından yaptırıldığı söylenen yeni cami ve külliyesi ise daha canlı gibi görünüyor. Medrese kısmı korunmuş ve kullanılıyor. Cami sıcak ve sevimli. Hele minberi, rükûta gibi. Göl Orman'dan ayrılıp Akhisar'a doğru yol alırsanız burada sizi Tepe Mezarlığı karşılar. Bu mezarlık harabeleri tarihi en eskin yapıları barındırıyor. Çevreyi saran ve 16. yüzyıla kadar ayakta kalan kaleden bugün hiçbir iz yok. Şimdi şehrin göbeğinde kalan bu tepedeki Roma dönemine ait yapılar Tepe Mezarlığı diye anılıyor. Buradaki moloz yığınları temizlenince absitli salon ortaya çıkmış. Akhisar'da Osmanlı'ya ait eser yok mu derseniz eğer, Paşa Mahallesi'nde bir eser buradayım der. Sarı Ahmet Paşa adına yapılmış Paşa Camii. Banisini avlusunda barındırıyor. Mezar taşındaki kitabeye göre 1488'de vefat eden paşanın gerçek kimliğini bilen yok. Cami 1469 yılında yapılmış. Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre cami, bir imaret, bir hamam, bir medrese ve bir kervansaraydan oluşan bir külliyeymiş.
bugüne kadar gelebilen sadece cami olmuş. Akhisar'ın bir de Ulu Camii var. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Eski bir kiliseden camiye dönüştürülmüş. Yine Evliya Çelebi burası hakkında şunları söylüyor. Halk dilinde Fethiye Camii denilen cami eski zamanda kiliseymiş. Düşmandan kesin olarak fethedilip mihrabı kıble Kudüs'ken Mekke-i Mükerreme'ye çevrilmiş olduğundan Fethiye Camii adını almıştır. Cami avlusunda eskiden bir Darul Hadis ve Kubra, her ikisi arasında da bir dershane varmış. Şimdi bunlar yok. Caminin hemen kuzeyinde bir Nakşibendi tekkesi varmış. O da sonradan yıkılmış. Caminin içi insanın ruhuna ferahlık veriyor. Kubbe ve mihrap oldukça süslü. Ser mahfili ayakta tutan sütunlar dikkat çekici. Sicilya mermerinden yapılı, saadet düğümlü sütunlar çok ince, çok narin. Akhisar'da bir garip sokak. Hemen köşe başında bir minarecik. Beton bir elektrik direğinin ağına takılmış, sesi soluğu kesilmiş, çaresiz bir minarecik. Manisa'nın yanık yurdu Kula'dayız. Burası Karadivlit Yanardağ'ın eteklerinde güzel bir kasaba. Ünlü tarihçi Strabon buraya yanık yöre adını vermiş. İl merkezine 118 kilometre uzaklıkta İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bu yanık yörenin tarihi çok eski. Buradan Manisa Müzesi'ne taşınan eserler Frigya, Lidya ve Bizans dönemlerine ait. Kula'nın en sağlam tarih mührü Süleyman Şah Türbesi'dir. 1388'de Hakk'a yürüyen Germiyan Bey'i Süleyman Şah, işte bu türbede yatıyor. Önceleri Gülhane Medresesi iken, şimdi pazar yerine dönüştürülen ve Hal Pazarı diye anılan meydanın kıyısında kalan bu türbe, Kula'nın kalbidir. Kızı Devlet Hatun'u 1. Murad'ın oğlu Şehzade Beyazıt'a vermiş Kütahya, Tavşanlı ve Simav'ı da kızına çeyiz olarak devretmiş. Önce Karahisar'a, oradan da ailesiyle birlikte Kula'ya gelip yerleşen Süleyman Şah, meşayihten rütbeliğine intisap eyleyip münzevi bir hayat yaşamış. Kula'nın diğer tarihi süslerinden biri de 1480'den veya 1497 yılından kalma olduğu söylenen Kurşunlu Camii. Saruhanoğullarından Hoca Seyfettin'in armağanı. Osmanlılar döneminde tamirat gören bu güzel eser, Mısır koşanı biçimli minaresi ve üzüm gövdeli yapısıyla yüzünüze güler. İç tezyinatıyla da dikkat çekici. Kula'nın en eski eseri kabul edilen, eski cami diye de anılan bir başka mühür de, 1815'te esaslı bir tamirden geçerek bize kadar ulaşmış.
ne zaman, kim tarafından yaptırıldığı hakkında bir bilgi de yok. Kuba'ya gelirseniz mutlaka gezmeniz gereken yerler var. Yaren yurdu evleri ve dar sokakları. Sokaklar böylesine dar, dar ama avlular, evler, bu yerler geniş, süslü ve zengin. Ya Kuba'nın çarşıları? Çarşılar hareket dolu. Demirciler demir döver, balyozlar kalkar, çekiçler iner, demir şekilden şekle girer. Bakırcılar bakır döver, kazan olur, leğen olur. Buradan ne istersen seç, beğen, al. En zor işlerden biri de keçecilik. Yünleri tiftikle, ısla, döv ve keçeleştir. Çobanlara kepenek yap. Yağmurdan, kardan koru. Keçecilik de zor iş. Dokuma hem eğlenceli, hem kolay, hem de temiz iş. Kula kilimleri meşhur. Ama o eski kula kumaşları nerede? Yok şimdi. En zor zanaat dericilik. Uzun ve yorucu. Ya bir derinin başına gelenler, nice işlemlerden geçip yüz sürülecek hale geliyor şu deriler. Bu işin derdini dabbalar çekip terini onlar döküyor. Bu derili ve dertli yerden çıkıp dereli ve derin vadilere çıkarsanız Kula'nın peri bacalarıyla karşılaşırsınız. Burası Ankara-İzmir karayolu üzerinde Gediz Nehri'nin üst taraflarında Durgaz mevkii denilen yer. Vadi yamaçlarını yalayıp geçen rüzgarların, yıkayıp inen yağmurların eseri. Kula'da bir de Yunus'un mekanı var. Yunus'u görmek isteyenler Emde köyüne uğramalılar. Bu köye gelirseniz Taptuğ'un tapusunda, kul olmuş kapusunda Yunus'un mezarını görürsünüz. Yunus burada mı? Belki de burada. Ama Eskişehir'de, Karaman'da, Bursa'da, Doğanhisar'da ve daha nice yerlerde de olabilir. Yunus bu. Aşk kitabını okumuş, Hızır gönüllü veli her yerde karşınıza çıkarsa şaşmayın.
Yunus Emre Köyü'nün en eski camii, Carullah Süleyman Camii. Bir külliyeye aitmiş bu cami ama ne bilen, ne soran, ne de bakan kalmış. Kula'dan Saruhanlı'ya doğru gidiyoruz. Gökyüzü salkım salkım bulutlarla yüklü. Gökyüzü ve yeryüzü salkımlarını seyretme zevkinin tarifi zor. Saruhanlı bizi bir tarih mührüyle karşılar. Sadece bir. Kırık minare. Başka iz yok. Manisa'nın Hacı Rahmanlı ilçesi, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma anlamlı bir hatıra barındırıyor. Kasabanın en büyük caminin güney duvarının sol üst köşesinde duvara saplanmış bir top mermisi bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan topçularının acı hatırası. Mermi üzerine halk tarafından not düşülmüş. Bu mermi Yunanlılar tarafından atıldı. Tarih 19 Mayıs 1919. Manisa şehir merkezi ve ilçeleriyle gerek antik çağda, gerek beylikler döneminde, gerekse Osmanlı döneminde hep ilgi odağı olmuş, cazibe merkezi haline gelmiş ve kendinden söz ettirmiş bir beldemiz. Dünün Saruhan Beyliği'nin başkenti, Osmanlıların şehzadeler şehri. Birçok ticari, dini ve ilmi yapılarla donatılmış belde. Tarih ve tabiat zengini Manisa, mesil şenlikleri, renkli sokaklarıyla kendine gelenleri şehzadeler şehri edasıyla karşılamaya devam ediyor. Daima neşeli ve hareketli insanları da dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldıkları değerli mirası korumanın ve gelecek nesillere bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.